ben söyleyeceklerimin hepsini o günkü basın toplantısında söyledim. Eğer YouTube'da bunlar herhalde vardır. İçeriğinde neyin, neden, niçin ve ne hissiyatta olduğumu ifade ettim. Ve bu ifadelerimden beraber de bir kararımın olduğunu söyledim. Aldığım o dediğim noktadan bugüne kadar da aynı noktadan hiçbir değişikliğim yok. Aynı şeyleri ifade ediyorum. Onun için de benim açımdan yeni bir soru, yeni bir gündem. İşte öyle olacak mıymış, böyle olacak mıymış çok net konuştum. Net olarak da ifade ettim. İnsanlar benim düşüncelerimi tekrar merak ediyorlarsa lütfen YouTube'umu nereden bulacaklarsa onu alsınlar, dinlesinler ve ben söylediklerimin cevabını almış oluyorlar. Soru almayacağım. Çünkü ben zaten o zaman da söylediğim neyse onun için dedim ya, hepsi yazıyor orada. Şimdi bu doymuyor, yani şimdi doymuyor. Benim ifadelerimin bir söylüyorum, doymuyor, bir daha söylüyorum. Bir daha doymuyor, bir daha söylüyorum. Bu her gün ifade edilecek bir şey değil. Bir, ben kongre kararı aldım. Kongre kararı dediğiniz zaman, şu anda bakın biz bir lansman yapıyoruz. Kongre kararı alana kadar kulübü yönetiyoruz. Kulübü yönettiğimiz tarihte de dedim ki ben aday olmayacağım dedim. Bu dakikadan sonra kaldıraç noktası ben değilim. Kaldıraç noktası bu konuştuğum şey Beşiktaş'la alakalı konuşuyoruz. Herkes buradan sonrasındaki işler sizin işleriniz. Siz gazeteci olarak ki hele sen Gökhan çok tecrübeli bir gazetecisin. Senelerde bizim camiamız içindesin de. O soruları bana değil onun muhataplarına sormanız lazım. Ben demin de söyledim. Her şeyi çok net anlattım. Ve anlattığım netlikte de o dediğim günden bu yana da herhangi bir açıklamada bulunmadım. Bundan sonrası benim değil, sorulara cevap verecek kişiler sizin muhatap gördüğünüz insanlar. Bir soru daha, bir soru daha, bir soru daha almak istemiyorum.